Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Amma ba'd. Arkadaşlar kusura bakmayın. iki gün bir sağlık durumum oldu. Yani bir soğuk algınlığı yaşadım. Onun için iki gün yapamadık. Bugün devam ediyoruz inşallah. Çok fasıla vermemeye gayret edeceğiz. Çünkü İkinci cildi bitirdikten sonra birinci cildi dönüp onda ilk beş satırlarını bitirme niyetimiz var. Sonra üçüncü cilde dönüp onda ilk beş satırlarını bitirme niyetimiz var. Bu niyetimizi gerçekleştirebilmemiz için e, fasıla vermemiz e, çok uygun değil. Onun için fasıla vermeden devam etmeye çalışacağız. Bir, bir iki günlük aksaklıklarda da bizleri mazur görün inşallah. Devam edelim. Bismillah. Vela la akulu lillezine tezderi ayunukum yutihumlahu hayıra tekrar ediyorum arkadaşlar burada hareketsiz olduğu için ayetler Kur'an-ı Kerim okumaya gayret gösterin Kur'an-ı Kerim'i hafız olmayanlar özellikle her gün okusunlar mutlaka Çünkü mesela normal e, metni doğru okuyup da ayeti yanlış okuyan arkadaşlar var bu durumda da elenmelerine sebep olabiliyor bu onun için buna dikkat edelim arkadaşlar. Ve <laughs> la Hazreti Nuh diyor. Ve <laughs> la ben diyemem. Lillezine tezleri ayunukum. Sizin gözlerinizin hakir gördüğü kişiler için diyemem. Tezleri izdera, yezleri istihkara. Hakir görmek demek. Le yu'tiyehumullahu hayra. Allah onlara asla hayır vermez, iyilik vermez diyemem. Hamza Hocam. Evet. Burada İsmi mevsul kendine öncekine mi sonrakine mi uyuyor? Nasıl oluyor burada mesela? Burada ekule lillezine tezleri ayyunukum. Şimdi şöyle bir durum var. Öncesine uyduğu durum var. Sonrasına uyduğu durum var. Burada öncesine mi uyuyor, sonrasına mı uyuyor? Burada öncesine uymuyor. Çünkü burada eku'lünün mef'ulü bu. Eku'lünün mef'ulü. Eku'lünün faili olsaydı daha farklı olabilirdi. Bakıyoruz dillezine tezleri ayyunukum le yu'tiyhumullah. Şimdi şöyle. Burada da kendinden sonrakine uymuş. Çünkü niye? Bak burada ayyunukum demiş çoğul. Le demiş. Hum demiş, demiş çoğul. Bundan dolayı burada çoğul gelmiş. Daha doğrusu burada hum önemli. Cum değil. Burada hum önemli. Çoğul olduğu için e, bu da çoğul geldi. Abi. İsmi mevsulden sonra e, ki fiilin e, ismi mevsul uyması gerekmiyor mu? Burada lillezine, e, ellezine gibi yani çoğul değil mi? Ondaki niye uymamış birbirine? Lillezine çoğul tamam. Ama fiilin daima uyması gerekiyor diye bir durum yok. Bir raci zamir de olabilir. Burada raci zamir hum. Yani raci zamir... Her türlü ikisinden birisi olacak. Ya fiil, Tabii ya fiil olacak. Ya... ya fiil olacak. Ya da bu şekilde raci zamir olacak. Yani teşekkür bu şekilde. ederim. Ben teşekkür ederim. Ey atfı tefsir diyoruz buna arkadaşlar. Ve la ekulü demem li ha'ulayi du'afai bu zayıflara ha'ulayinin kökü ne arkadaşlar? <laughs> Haza. Haza Ha çoğulu. Hazihi'nin de çoğulu ha, çoğulu ha arkadaşlar. Ya yani müzekkerin de çoğulu. Haza hazani ha zâ, Hazihi ha ha hatani ha şeklinde. Liha ula'i duafa. Ben bu zayıflar için demem. Ellezine amenu, iman eden zayıflar. Bakın burada ellezine arkadaşlar duafa'nın sıfatı olmuş duafanın sıfatı olmuş. O yüzden duafa gibi çoğul olmuş. Amenubi <laughs> bana iman eden zayıflar. Bu zayıflar için ben demem. Ne demem? Ve <laughs> istahkartumuhum ve hakir gördüğünüz zayıflar için demem. İstahkartum <laughs> siz hakir gördünüz. İstahkartumuhum <laughs> onları hakir gördünüz. Buradaki vav vavı işba arkadaşlar. Vavı işba bu şekilde söyleniyor. Buradaki vav wow, bunun aslında var. İstehkar tumu şeklinde. Bunun aslında var. Buradaki fail arkadaşlar, istehkar tumdaki fail aslında vavdır. Ne zaman açığa çıkar? Sonuna bir zamir bitişince açığa çıkar. Bakın burada fail açığa çıktı arkadaşlar. İstehkar tumu. Şimdi size sorsa komisyonda tumun faili nedir deseler ne diyeceksiniz? Vav diyeceksiniz. Vav diyeceğiz. Evet. Peki Cemim Cemim Müzekker Salim Salim'in de e, çoğulluk alameti vav ileydi ya. Evet. Şimdi öyle o, durumda bu durum ne fark var? Burada tum eklenmiş. O ayırt edilmişsin diye zaten. Şu tum o ikisi ayırt edilsin diye eklenmiş zaten Araplar tarafından normal mesela istehkaru ya. Onun evet. onun faili vav. İstehkartum'daki de vav. İkisini ayırt eden ne? Tum. Tum eklenmiş yani. Bu ayırt ediyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve Küçümsediğiniz ve bana iman eden zayıflara ben demem. Fakirliklerinden dolayı. Len yemnahahumullah. Allah onlara vermeyecek, değil mi? El hidayeti, hidayeti ve tevfik ve tevfiki, başarıyı vermeyecek, değil mi? Değil mi? El hidayeti mi? El hidayete mi? El hidayete. Çünkü tamam. bu niye? Yemnahanı ikinci mef'ulü bu. Birinci mef'ulü hu. İkinci mef'ulü hidayet. Bazı fiiller tekrar etmiştik. Burada da söyleyelim bir meful alır, bazısı iki meful alır, bazısı üç meful alır. Bunlara müteaddi fiiller deniyor. Meful almak derken harfi cersiz meful almaktan bahsediyorum. Mefulun bir sarih almaktan bahsediyorum. Bunun altını çizeyim. Allahu alemu bima fi enfusihim. Allahu alemu Allah en iyi bilendir. Neyi? Bima fi enfusihim içlerinde olanı. Bu şekilde. Ey atfı tefsir. A'lemu Allah en iyi bilendir. serairihim sırlarını ve damairihim ve gizledikleri şeyler. İnni ben izen o zaman lemine zalimin. Elbette zalimlerden olurum. Ey atf tefsir. İnni ben Bakın inni muhakkak ki ben diye her zaman çevirmemize gerek yok. Tekit edilen yani tek vazifesi gördüğü yer var. Kuvvetlidir muhakkak dersiniz. Bazı yerde normaldir demeyebilirsiniz muhakkak diye. Bunda altını çizeyim. İnni ben, in kultü eğer dersem zalike bunu ekunu zalime. Zalim olurum. Müstehekkan lil ekabi. Cezayı hak eden olurum. Azabı hak eden olurum diyor Hazreti Nuh. Kalu dediler ki ya Nuhu ey Nuh kad cadeltena bizimle mücadele ettin. Bizimle cidele giriştin, tartışmaya giriştin. Fe eksarta cidale ne bunu çok yaptın. Ey kale kavmu Nuhin. Nuhun kavmi dedi ki li Nuhin aleyhisselamu. Nuh aleyhisselamu. Kad khasamtena. Bizimle tartıştın. Fe eksarta husumetine olarak e metena tartışmaya çok yaptın. Evet. Binuhin deyince bu şimdi termin almış ya. Normalde nuh gayrimunsalif değil mi? Şimdi şöyle onu iyi sordun Ahmet abi. Ee, şimdi normal şartlarda alem olan bir isim, özel isim artı acem ismi. Yani yabancı dilden girmişse gayrimunsalif oluyor değil mi? Ne gibi İsmail. İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, İsa, Süleyman, Davut gibi değil mi? Bunlar gayrimunsarif. Niye? Çünkü bir, alemler. iki yabancı isim bunlar. Yabancı bir, yani İbranice'den gelme. Nuh da öyle İbranice'den gelme. Ama Nuh ve Hud da istisna var. Buna üç harfli olduğu için bunları gayrimunsarif olarak kabul etmemişler. Bu üç ne? harfli olanlarda ortasında va olup üç harfli olanlarda bir istisna getirilmiş. Nuh'un, Hud'un ikisi istisna. Bunlar gayrı mutsarif değildir, musariftir. İyi sordun. Ee, inşallah i̇nşallah devam edelim. Fettina bima ta'iduna. Bize getirin, bize getir bima ta'iduna. Vaat ettiğin şey. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eta geldi, etabi getirdi. Zehebe gitti, zehebevi götürdü. Cae geldi, caebi getirdi. Hadara geldi, hadara bir getirdi. Bakın başka haraca çıktı, haraca bir çıkardı. Bunlara tadi ediyoruz arkadaşlar. Oradaki ba böyle fiillere geldiğinde anlamını değiştiriyor. Gelmeyi getirmek yapıyor, gitmeyi götürmek yapıyor. Fe'tina bima ta'iduna vaad ettiğin şeyi getir bize. İn kunte eğer e, mine sadikin. Eğer doğrulardan san. Eğer doğru söyleyenlerden sen. Ey ha'ituna bil e, fe'tina affedersiniz. Fe'tina bil azabi. Azabı getir ellezi künte te'iduna bihi. Kendisini vaat ettiğin, bize kendisini vaat ettiğin azabı getir. İnkünte sadece eğer doğru sözlüysen, fîma tepkulü dediğin şeyle. Burası beş satırı da açtı. Hamza Burada. Hocam, evet. bu, bu istisna şeyine inkünte, hani in şey var ya, onu biraz açabilir misiniz? Benim kafam karışıyor da. Şimdi bu Onun konuda... Öncesi sonrası nasıl oluyor? Şimdi in şart edatıdır. Şart eder, şart eder. Ne demek? Evet. S sağ anlamı katıyor. S sağ anlamı katıyor. Muzarifiyle ile gelirse muzalifi cezmeder. İntezharu minna. Yukarıda geçmişti değil mi? İntezharu minna. Oradaki tesharu'daki nunu düşüren şey, cezmeden şey indir. Maziye de gelir, aynı anlamı katar. Orada da mahalle meczum deriz mazide o şekilde bilelim. Bunun bir de cevabı olur. Gel bakalım cevaplarına. Nerede var? İn gul tezalike in gul tezalike şuraya bakın. Çizgi çekeyim şuraya. İn gul tezalike ekunu zalimen. İn kultu in burada şart edatı gul tezalike şart cümlesi ekunu zalimen cevap cümlesi oluyor. Şartın bile cevap cümlesi olur. Şartın bile cevap cümlesi olur. Cevap cümlesi önce de deneyim. önce de gelebilir. Nasıl? Buradaki gibi. Fetina bima ta'iduna in kunta min Burada in kunta min as ta'iduna'dır. Yani eğer doğru sözlü ise vaat ettiğin azabı bize getir. Burada Cevap cümlesi önce gelmiş, şart cümlesi sonra gelmiş. Bu da caizdir tabii ki Kur'an ı kelimeleri geçiyor. Tamam mı? Tamam hocam. Tamamdır Ahmet abi geçiyorum aşağıya. Şuradan alalım. Mela tuhatı binifilnezine zalemu, zulmedenlere karşı benim bu hatap kılma. Yani ne demek? Ey la tuşeffi'a fihim onlara aracılık etme fe inni muhlikuhum. ben onları helak edeceğim la mahalete şüphesiz ki burada neyi kastediyor öncesiyle bağlantısını kuralım diyor. şimdi burada Hazreti Nuh evladı için dua ediyor Allah'ım diyor ehlimi kurtaracağını sen bana vaat etmiştin senin vaadin haktır sen hakimlerin en hakimisin Hikmetlerin en hikmetlisisin diyor. Sonra Allah Teala böyle diyor. Onlar hakkında şifaatte bulunma. Yani onlar hakkında bir istekte bulunma bende. Ben onları helak edeceğim la mahalete şüphesiz ki. La mahalete kullanılır. E, şüphesiz anlamına gelir. E, bu bir kalıptır arkadaşlar. Bunu böyle bilelim. Çok geçer ulemanın kitaplarında falan, gazel'in kitaplarında falan çok rastlamıştık. La mahalete Fazlaca kullanılan bir ifade. İnnehu muhrakûn. Onlar boğulacaklar. Şimdi burada şöyle bir şey sorulabilir. Muhrakûn'un köküne hangi fiilden gelmiş? Ağraka boğmak, uhrika boğulmak değil mi? Muhrik boğan, muhrak boğulan. Agraka yugriku igrakan ifal babı arkadaşlar. Bunun mezni ifal babı. Tekrardan yönlendiriyorum. Bu konularda eksiği olanlar. Muhammed Okumuş Hocan 73 videolu Arapça öğreniyorum dizisinde. Emsile bina avamili okuyarak oradan takip ederek 20'şer dakikalık yani dersleri hocanın çok bir şey yok hocanın. Böyle çok e, dilde hafif yani. Çok ağır da değildir. Oradan takip ederek bu eksikleri mutlaka kapatın arkadaşlar. Yoksa bir şekilde bir yerden patlattırır. Onu söylemiş olayım yani. Ey halikune helak olacaklardır. <laughs> Zarka boğularak bir tufan, tufanda. Burada arkadaşlar halikune <laughs> zarkan Gırkan burada hal olur. Nasıl bu olacaklar? Yani nasıl helak olacaklar? Boğularak. Bu şekilde. Bir tufan ne olur burada? Bir tufani. Ne olur? Mekan zarfı olarak arkadaşlar. Mekan zarfı olur. Ve yasnaul fulke gemiyi yapardı. Neymiş bu? Hikayetu halin madiyetin. Geçmişte olan bir durumun anlatısıdır bu. Geçmişte olan bir durumun anlatısıdır. Mistihdariha fiz zihni. Zihne getirmek için. Li istihdariha demiyoruz buraya arkadaşlar. Li istihdariha diyoruz. Niye? Çünkü burada vasıl hemzesi var. Vasıl hemzesi ne demek? Katı hemzesi ne demek arkadaşlar? Vasıl hemzesi demek Bakın burada elifte herhangi bir hemze işareti yok. Ama şuraya bakın. Fe inni de bir hemze işareti var. Böyle hemze işareti olan yerler arkadaşlar katı hemzesidir. Olmayan yerler vasıl hemzesidir. Katı hemzesinde harekeyi okursunuz. Fe inni dersiniz. Ama vasıl hemzesinde okumazsınız. Burayı direkt atlarsınız. Listih bariha dersiniz mesela fi zihni zihne getirmek için. Ey sana Nuhun. Nuh yaptı es sefineti gemiyi kema allemehu rabbuhu. Rabbinin ona öğrettiği şekilde. Ve kullama her ne zaman merra aleyhi ona uğrasa meleun min kavmihi kavminden bir topluluk uğrasa sahiru minhu. Onunla alay ederler. Bakın arkadaşlar. Evet abi. Ve küllemeyi bir açabilir misiniz? Küllemeyi açacağım şimdi. Şimdi küllema bir şart edatıdır, Aynı in gibi ama farkı ne? İnden bir farkı var bunun. O da şu. Bu cezmetmez. Bu cezmetmez. Bir de genelde mazinin başına gelir. Küllema yezdehe bu kullanılmaz. Kullama yemurru kullanılmaz. Her ne zaman anlamı katar? Kullama merra aleyhi. Her ne zaman onun yanından geçse. İn gibi değil. S sağ anlamı katıyordu in sadece. Ama burada her ne zaman anlamı katıyor ve cezmetmiyor. Farkı bu. Bunun da cevap cümlesi olacak. Kaç tane var, var bunun Bunun gibi kaç tane var? Küllema var. İzama var mesela ama o cezmedenlerde. Ondan sonra eee külleme indama var mesela. Şöyle olduğunda, böyle olduğunda. Böyle birkaç tane daha var yani. Sahiru minhu burada cevap cümlesi oluyor. Küllema'nın cevap cümlesi sahiru minhu oluyor. Evet. Ey küllema her ne zaman merra aleyhi ona uğrasa cemaatun min kübera'i kavmihi kavminin ileri gelenlerinden bir topluluk. Bak mele demek ki meleun ileri gelenler demekmiş. Heze'u minhu. Hezi'u mu heze'u. Bunu bilmenin tek yolu. Hamza Özlü. hocam. Hamza evet. hocam. Şimdi burada merra aleyhi cemaatün dediniz ya. Cemaatun niye oldu orası? Merra'nın faili. Kim uğruyor? Topluluk uğruyor. Ben e, tenvin olarak niye söylediniz? Eliflam Lam e, olmadığı zaman olmadığı için mi söylediniz? Cemaatün tabii ki. Aha. değil. Eliflam yok. Tabii ki de tenvin yapacağız onu. Kesin tenvin söylememiz gerekiyor mu böyle bir durumda? Kesin Eliflam söylemeniz olaktan. gerekiyor. Onu şey yaparsanız e, bilmediğiniz anlaşılır yani. Kesin tenvinle okunacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi heze e diye okunuyor bu. Heze u arkadaşlar. E, ee, heze -u minhu. Bakın bunun da cevabı heze u oldu. Kullama'nın buradaki cevabı heze -u oldu. Ona kavminin ileri gelenlerinden bir topluluk ne zaman uğrasa onunla alay ederlerdi. Ve dahiku gülerlerdi. Ve derlerdi. Ya Nuhu, ey Nuh, Kunte bil emsi nebiyyen. Dün peygamberdin. Ve asbahtel yevme ve bugün oldun neccara, marangoz oldun. Asbaha fiili geçti arkadaşlar. Bunu hakkında bilgi vereyim. Bilmeyenler olabilir belki. Asbaha fiili kânenin kardeşlerinde. Ne yapar? İsmini ref haberini nasip eder. Burada asbahte te burada onun ismi neccaran haberi el yevmedi arkadaşlar zaman zarfı oldu. Bu şekilde bilelim. Kale in teskaru minna. Dedil, dedi ki Hazreti Nuh. İn teskaru minna. Eğer bizimle alay ediyorsanız. Ey in tehze'u minnel yevme. Bizimle bugün dalga geçiyorsanız, alay ediyorsanız. Fe inna neskaru minkum. Biz de sizinle alay edeceğiz. Keme teskaru. Sizin alay ettiğiniz gibi. Ey Fe senes haru minkum. Biz sizinle alay edeceğiz. Fil müstakbeli ileride. İndeme tuğrakune. bolduğunuz zaman. Bakın burada tuğrakune diye okudum. Niye? Yukarıda muğrakun geçti çünkü. Tuğrakune boğmak demek. Tuğrakune boğulmak demek. Onun için tuğrakune okudum. Bu zaman. Misle suhriyetikum şimdiki dalga geçmeniz gibi minnel an şimdi bizimle dalga geçmeniz gibi niye misle okudum arkadaşlar çünkü burada iki üç farklı yorum var mumasilen misle hal olabilir mislen misle mefulun mutlak olabilir arkadaşlar İki şekilde de yorum var her halükarda bunu biz misle okuyacağız bunu bu şekilde e, bilmiş olan Fen entum siz evla bisuhriyeti vel istehzai dalgı geçmek konusunda alay alınmak konusunda daha layıksınız yani. Fesel fe talemun ileride bileceksiniz. Vaidun vaid ne demek? Azap tehdidi. Ve tehdidin tehdittir. Ey selfe talemun ileride bileceksiniz. Akibete tekzibi yalanlamanın sonunu vel istehzai ve alayı almanın sonunu bileceksiniz. Anlatacağım. Sorun var mı burada? Sorun yok hocam. Tamamdır. Bugünkü dersi bitirelim. Kaydı kapatalım inşallah.